Sevgili izleyicilerimiz, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Türkiye tarihinde görülmemiş bir ihanet kalkışmasıydı bu. Devletine ve milletine kurşun sıkan bir terör örgütünün ülkeyi istila etmesi için etmek istemesiyle başlayan ve ihanetin bedelini daha sonra milletimizin ferasetiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde engellediği ve sonlandırdığı bir süreçti. Ve dördüncü yılındayız 15 Temmuz'un. 15 Temmuz bir destandı, bir ruhtu ve biz de bu anlamda dördüncü yılında bu yılki şartlar gereği pandemi nedeniyle birçok etkinlik ve birçok anma programı uzaktan oluyor. Bu sebeple bugünkü konuğumuz eğitim siyaset bilimci Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Tekin konuğumuz. Yusuf hocamızla yaklaşık yarım saat 40 dakika 15 Temmuz üzerine konuşacağız. Geceden şafağa o günü konuşacağız. Ben Yusuf hocamıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Yasin Bey. Hocam, 15 Temmuz'da az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye tarihinde görülmemiş bir ihanet ve darbe girişimine maruz kaldı. O günlerde siz de hedefte olan isimlerden biriydiniz. Öncelikle o gün neler yaşadınız, o gün neler yaptınız? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Evet, ben de bizi izleyen bütün Nevşehir halkına, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine saygılar sunuyorum. Bir temenniyle başlamak lazım. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. İki, bir de o gün şehit verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ederek, gazilerimizi helallik isteyerek, haklar ödenmez diyerek hatırlamak gerekiyor. Ben hepsine buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de Allah hepsinden razı olsun temennisinde bulunarak başlamak isterim. Sizin de dediğiniz gibi 15 Temmuz Türkiye'de görülmemiş bir ihanet ortamı oluşturuldu. Türkiye evet devlet olarak, millet olarak, siyaseti, toplumsal yapısı, tarihin her döneminde değişik ihanet şebekeleriyle karşı karşıya kaldı. Aynı şekilde demokrasimiz Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca tehdit altında kaldı. Ama bunların hiçbirisinde bunları yapanlar topluma havadan silahlı uçuş araçlarıyla, karadan tanklarla doğrudan milleti hedef alan, milleti öldürmeye kasteden eylemlerde bulunmadı bunların hiçbirisi. Bu anlamda gerçekten bir vahşet, bir travma. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Ayrıca bütün bunları yapanlar devletin, milletin imkanlarını kullanarak yaptılar. Bu da olayı daha vahim hale getiren bir diğer konu. O gün yaşadıklarımızı konuşalım ama o güne bizi getiren süreci de muhtemelen sorularınızın ilerleyen evet. Kısımlarında konuşacağız. Ben şimdi sadece o günle ilgili sizinle o gün yaşadıklarımızı konuşalım. Biz o gün Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde il eğitim politikalarını yönlendiren il yöneticilerini davet ettiğimiz bir toplantı yapmak üzere Mardin'de bulunacaktık. Cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar orada olacağımız için ben bir gün önce gidip Cuma günü de Şırnak'ta bu hendek olayları sebebiyle orada yeniden yapılan, inşa edilen okullarımızı ve eğitim durumunu görmek için gündüz Şırnak'taydık. Gündüzden hareketlilik, yani o gün fark edemediğimiz ama sonradan geriye dönüp baktığımızda işaret olarak kabul edeceğimiz şeyler yaşadık. Bir örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela defalarca sabit bir telefon numarası aradığı için bakmak zorunda kaldım Şırnak'tayken. İfade aynen şu şekilde. Biz kargo şirketinden arıyoruz. Size bir kargomuz var. Bugün evde değilsiniz. Şırnak'ta olduğunuzu biliyoruz. Evde kimse var mı? Hani böyle saçma sapan bir diyalog.
Sadece beni değil, o gün birlikte çalıştığımız müsteşar yardımcısı bir arkadaşımız daha aramışlar. Beraberdik. Aynı diyalog olunca tuhaf geldi. Ama sonra geri dönüp baktığımızda muhtemelen bu konudan haberdar olan FETÖ'cüler o gün bizimle ilgili bir şey planladıkları şeyi gerçekleştirmek için bulunduğumuz lokasyonu öğrenmek istiyorlardı büyük ihtimalle. Akşam tabii bunlar akşam darbeyle ilgili süreç başladıktan sonra geriye dönüp okuduğumuzda onun işareti olarak tanımladık. Gece Mardin'deydik. Mardin'de özellikle saat 23'ten sonra tüm Mardin halkı heyecanla, hararetle hükümeti, devleti ve milleti savunmak amacıyla Mardin sokaklarını doldurmuştu. O gece bütün Mardin halkıyla birlikte o sürece sahip çıktık. Sonra döndük, Ankara'daki etkinliklerde bulunduk. Dediğim gibi gerçekten ülke için, millet için kaldırılması zor bir travma oluşturdu. Allah bize o günleri tekrar yaşatmasın diyerek ilk sorunuzu böyle giriş babında cevaplamış olalım. Amin diyoruz hocam. Gerçekten Allah o günleri milletimize, devletimize bir daha yaşatmasın. Bu hainlere o imkanları, o gücü bir daha nasip etmesin. Hocam, az önce girişte de ifade ettim. Siz o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütüyorsunuz ve bu FETÖ'cülerin hazırladığı bir ölüm listesi de vardı. Ve bu liste ciddi şekilde kabarık bir listeydi. Sizin de o listede olduğunuzu biliyoruz. Bu medyada da çokça yer aldı. Tabii bu sürece biz nasıl geldik? Yani bu süreci ele alacak olursak, yani darbeyi Türkiye darbeler tarihine aslında uzak bir ülke değil. Yani bugün baktığımızda 60'da, 70 ve işte 80, daha sonrasında 27 Nisan, 28 Şubat birçok darbeyi gördü Türkiye. Bu hepsinden farklıydı. Buraya nasıl geldik? Yani bu neden bu kadar şiddetli oldu? Yani bunu nasıl geldiğimizi nasıl konuşabiliriz? Şimdi Yasin, şöyle yapalım. Önce ilk cümleyle ilgili söyleyeyim. O ölüm listesi vesaire muhabbet, tabii bizim gördüğümüz, bildiğimiz bir liste yok ortada. Evet. Ama devletin istihbarat birimleri bu konuda uyardılar. Ama o tarihten önce zaten çok sayıda benzeri şeyle karşı karşıya kaldık. Yani hukuki süreçte yürüyor onlarla ilgili zaten. Tehdit, şantaj ve benzeri bunlar söz konusu oldu. Dolayısıyla öyle bir hani ölüm listesi vesaire bir liste yok ama biz hedefteydik. Niye hedefte olduğumuzda sorunuza cevap vererek açıklayayım ben. Evet. Şimdi Türkiye'de yaklaşık olarak 50 yıllık bir periyotta hemen hemen 10 yılda bir darbe yapıldı. Her darbe sonrası darbeci ya da vesayetçi unsurlar bir sonraki darbede ihtiyaç duyacakları zemini oluşturmak ve ihtiyaç duydukları araçları temin etmek için sistemin içerisine unsurlar yerleştirdiler. Örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela 27 Mayıs 1960 darbesini yapanlar bir daha böyle bir şeye ihtiyaç duydukları zaman hangi araçlar üzerinden yürüyeceklerini planlayarak dönemin anayasasına, yani 1961 anayasasına, yaptıkları anayasaya, Milli Güvenlik Kurulu gibi vesayetçi unsurların kullanabileceği kurumlar, araçlar yerleştirmişler. Sırası geldiği zaman Milli Güvenlik Kurulu üzerinden bu türden vesayet mekanizmalarını işletmişler. İşte muhtıra vermişler. Sonra darbe süreci yeniden 12 Eylül darbesi. 12 Eylül darbesini yapanlar bu sefer daha kurumsal bir yaklaşımla davranmışlar ve demişler ki vesayete ne zaman ihtiyaç duyulur veya vesayete ihtiyaç duyulacak bir ortam oluşturulması gerekir. Orada da şunu yapmışlar, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmayan biçimde, yani kabaca iki çeşit hükümet sistemi var, parlamenter sistemleri ve başkanlık sistemleri. Her ikisinde de milletin oyuyla iktidara gelmiş siyasi otorite, başkan ya da başbakan hükümet sistemlerine göre, siyasetle ilgili yetki ve sorumluluk noktasında tek güç kaynağı, tek otorite kaynağı. Parlamenter sistemlerde örnek olsun diye söyleyeyim. Kral,
kraliçe ya da cumhurbaşkanı unvanıyla tanımlanan kişiler siyaseten yetkisiz ve sorumsuz ideal parlamenter sistemde. Başkanlık sistemlerinde zaten bir tane tek başlı yürütme var. Dolayısıyla 12 Eylül Anayasası'nı yapanlar, yani 1982 Anayasası'nı yapanlar sisteme başka bir unsur eklemişler ve demişler ki biz milletin oyuyla iktidara gelmiş bir yapıya her şeyi verirsek müdahale etme imkanımız ortadan kalkar. O zaman güçleri pat diye ortadan ikiye ayırmışlar. Siyaseten sorumsuz ve yetkisiz olması gereken Cumhurbaşkanı siyaseten sorumsuz olmuş, yani hesap vermiyor ama yetkili hale getirilmiş. Bu da 12 Eylülcülerin bu sisteme yükledikleri vesayet unsuru olarak, yani bir sonraki kendi kontrollerinden çıkan milli iradeyi temsil eden bir iktidar ortaya çıkarsa nasıl tedbir alacağımızı böyle planlamışlar. Sonra buna rağmen Türkiye önce 1983 seçimlerinde rahmetli Özal ile bu vesayet mekanizmasını deliyor. Ardından sürece yine müdahale edemediklerini anladıkları an 28 Şubat 1997'de bir kez daha müdahale ediyorlar. Burayı belki biraz detaylandırıyorum. Sebebi şu, 28 Şubat'ta yaşadığımız şeyi görmek adına. 28 Şubat'ı yapanlar şöyle bir varsayım ile hareket ediyorlar. Diyorlar ki bu kadar darbe yapıyoruz ama hepsi tepeden inme. Yani yukarıdan darbe yapıyoruz, millet rıza gösteriyor. Ama bu artık demode hale gelecek. O zaman biz öyle bir şey yapalım ki bundan sonraki darbelerimizde, bundan sonraki müdahalelerimizde biz kimler üzerinden hareket edeceksek o unsurlar toplumun en ücra köşelerine kadar, en kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş olsun. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu yapmak için en uygun araç olarak FETÖ ve o tarihteki adıyla Fethullah Gülen cemaati hareketine, her neyse, onu kendilerine paydaş olarak seçiyorlar. Hatırlamakta fayda var. 28 Şubat sürecinde Türkiye'deki bütün muhafazakar ve mütedeyyin insanlar sıkıntı yaşarken Fethullah Gülen televizyonlarda eğer asker isterse okullarımın anahtarını teslim etmeye hazırım açıklaması yapmıştı. Bu şu anlama geliyor. Beraber hareket ediyorlar ve 28 Şubat süreci olduktan sonra o vesayetçi güçler yeniden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda toplumsal destek arkamızda olsun, hareketimizin, darbemizin meşruiyeti temin edilsin diye böyle bir paydaşa ihtiyaç duyuyorlar. Ve 28 Şubat 1997'den itibaren Türkiye'de belli alanlarda dominant unsur olarak Fethullah Gülen'i yanlarına çekiyorlar. Dolayısıyla 15 Temmuz'da yaşadığımız sürecin bu kadar vahşi ve acımasız bir şekilde cereyan etmesinde aslında bu yönü de var. 28 Şubat sürecinden sonra bakın özel okullar üzerinden, kurdukları okullar üzerinden Anadolu'nun her köşesinden zeki, başarılı, her aileden birer çocuk, her ilçeden birer çocuk devşirilerek sistemin içerisine katıldı. Özel okullarla yürütemediklerini, özel okullarla kendi bünyelerine katamadıklarını bu sefer dershaneler üzerinden sistem içerisine dahil ettiler. Dershanelerini aldılar ve dershanelerden insanlara böyle bir ulaşma yolu seçtiler. Dershaneden olmadı, üniversiteyi kazandı çocuk, derece yaptı, dershanelerine gitmemiş, okuluna gitmemiş. Bu sefer Anadolu'nun bağrından çıkmış çocuğu Ankara'da, İstanbul'da yakalayıp evleri ve yurtlarına bunu yaptılar. Bu vesileyle elde etmeye çalıştılar. O da yetmedi. Yine kontrolden kaçmış bir zeki çocuk olabilir mi diye düşünüldüğünde bu sefer de lisans mezuniyetleri sonrası işte KPSS kursları ve benzeri şeyle bir alan oluşturdular ve Türkiye'de başarılı, zeki, ne kadar çocuk varsa hepsine bir şekilde ulaşmayı denediler. Bunu yaparken bir başka şey de yapmış oldular. Her aileye, her ilçeye, her köye dokundular. Her köyden, her aileden birer çocuk devşirdiler. Böyle bir toplumsal meşruiyet edinmiş oldular. O yüzden 15 Temmuz diğer darbelerin hepsinden çok farklı, hepsinden çok daha
vahşi ve acımasız oldu. Milli eğitimle ilgili kısma şimdi mi gelelim, başka sorular üzerine mi gelelim? Aslında bunu hemen peşinde soracaktım hocam. Şimdi sizin de anlattığınız üzere ya biz de biliyoruz ki bunlar dediğiniz gibi köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir zeki ve başarılı çocukları toplayarak dershanelerine, okullarına yeri gelen ücretsiz okutarak bir güç devşirme çabasına gittiler ve baktığımızda aslında en büyük yapılanmayı eğitimde kurduklarını görüyoruz. Tabii bunun beraberinde özellikle işte adli emniyet teşkilatında da orduda da yine güçlenme, bir örgütlenme söz konusu ama bu örgütün temeline baktığımızda bir eğitim kadrolaşması söz konusu. Yani eğitim kısmı neden daha çok öne çıktı diyebiliriz burada? Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bunun yansıması nasıl oldu? Milli Eğitim'de o dönemde yansıması nasıldı? O dönemki durum nasıldı Milli Eğitim'de hocam? Şimdi şöyle, tabii ki hani böyle amiyane tabirde eğitim çok önemli gerçekten. Evet, kesinlikle. Bu sadece için değil, FETÖ ve benzeri terör örgütleri için de çok önemli. Gencecik dimağlar, gencecik çocuklar ailesinden daha çok ilkokulda, ortaokulda öğretmenleriyle vakit geçirdiği bir ortam. Ailesinden daha çok okuldan edindiği bilgilerle hayat felsefesi şekilleniyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında Türkiye'de eğitim sistemine sirayet etmek veya herhangi bir ülkede eğitim sistemine sirayet ederek oradan yeni bir nesil üretmek ve bu türden etkinlikler yapmak çok kolay. FETÖ de bunu fark etmiş durumda. 1980'li yıllardan itibaren özellikle bir kurgu yapmış. Bu anlamda Türkiye'deki zeki çocuklara ulaşıp onları yönlendirerek kamu bürokrasisinde etkin bir hale getirme çabasıyla yola çıkmışlar. Bakın, benim üniversiteye giriş tarihim 1989. Benim üniversiteye girdiğim tarihte çok daha iyi aldığı puan itibariyle daha yüksek veya daha popüler bölümleri yazabilecek arkadaşlarımızı özellikle sınıf öğretmenliğine yönlendirmişlerdi o tarihte. Arkadaşlara soruyorduk ya, niye sınıf öğretmenliği? Derece yaptın, yani şu fakülteye gidebilirsin, bu fakülteye gidebilirsin. Belli ki oradan bir planlama yapılmış. Sınıf öğretmenliği üzerinden, öğretmenlikler üzerinden önce böyle bir genç ve kendilerine bağlı öğretmen kitlesi oluşturdular. Yani okullardan daha ziyade burası önemli. O tarihlerde genç çocukları, zeki çocukları hep öğretmenlik eğitim fakültelerine ve öğretmenlikle ilgili bölümlere yönlendirdiler. Ve yeni bir nesil inşa etmenin anahtarı olarak onu gördüler. Ardından bu öğretmenler vesilesiyle elde ettikleri çocukları kendi stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları kamusal alanlara yönlendirdiler. Yargı bürokrasisi, güvenlik bürokrasisi, istihbarat bürokrasisi gibi alanlara hızlıca kendi adamlarını yerleştirdiler ve bunu yaparken de hem devşirdikleri öğretmenleri hem de kurdukları eğitim altyapısını bunun için kullandılar. Olayın üçüncü ayağı, bakın, okul kurdular, dershane kurdular, öğretmen yetiştirdiler. Üçüncü ayağı da yayın. Yani bu okullarda ilkokuldan itibaren lise son sınıfa kadar, orta öğretim sonuna kadar çocukların ellerinde bulundurdukları yayınlar ve bu yayınlar üzerinden verdikleri subliminal mesajlar. Bir örnek olsun diye söyleyeyim. Mesela 2015 Kasım ayında bir yardımcı kitap, FETÖ Yayın Evi tarafından basılan bir yardımcı kitapta 2 ve 3. sınıflar için, ilkokul 2 ve 3. sınıflar için basılan bir kitapta 15 Temmuz uçurtma şenlikleri ifadesi kullanılıyor. Yani hiç uçurtma şenliği diye bir şey yok. 15 Temmuz'da uçurtma şenlikleri yapılacak. Şimdi bakın, darbeyle ilgili hani bir sürü kamuoyuna intikal eden başka örnekler var. İşte Zaman Gazetesi'nin reklamı vesaire gibi ama mesela bu da bizim o da dönemde tespit ettiğimiz bir şeydi. Ne var yani, uçurtma şenliği diye bir şey yok. 15 Temmuz yaz tatili, niye böyle bir şey kullanılıyor? Ya belli ki planlanmış bir şey var ve bu çocuklara bunu
Bu tür mesajlarla, bu yayınlarla bunu verdiler. Bu yayınlar hem çocuklara, bu genç dimağlara zehirleyebilecek sübliminal mesajlar içeriyor. İçerdiği bilimsel veriler, yani bilimsel olması gereken verilerle ilgili tartışmaların hepsini de bir tarafa bırakıyorum. Orada verilen mesajlarla ilgili çok sayıda örnek paylaştık zamanında kamuoyuyla. Ama bir de bu yayınlar üzerinden yürütülen bu yayınlar üzerinden elde edilen ekonomik gelir söz konusu. Ben dün akşam da bir programda aynı örneği verdim. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013-2014 eğitim öğretim yılında yaklaşık 16 milyon öğrenci için dağıtılan 250 milyon civarındaki ders kitabı için ayırdığımız kaynağın yaklaşık 3 katı kadar bir kaynağı o tarihte tespit ettiğimiz 38 tane yayın evi, FETÖ'cü yayın evi Kültür Bakanlığı'ndan satın aldığı bandroller üzerinden, yani bakanlığın 16 milyon öğrenciye 250 milyon kitap dağıtırken harcadığı bütçenin 3 katı kadar Kültür Bakanlığı'ndan bandrol satın almışlar. Yani o ekonomik büyüklük olarak. Ve şu var, bandrol alma zorunluluğu olan yayınlar var, olmayan yayınlar var. Mesela çocuklarımıza dağıttığımız, çocukların kullandığı yoğun olarak yaprak test ya da testler, bandrol zorunlu olmayan kitaplar. Dolayısıyla asıl sektörün büyüklüğünün orada olduğunu düşündüğümüzde kaba bir hesapla Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz ders kitabı için harcadığı bütçenin minimum 5-6 katı kadar büyüklükte bir pasta var orada. Dolayısıyla okullar ve eğitim sadece onlara insan kaynağı devşirmiyor. Aynı zamanda toplumsal meşruiyet sağlıyor. Aynı zamanda ekonomik bir kaynak temin ediyor. Ve aynı zamanda bürokratik kademelere bir giriş için mekanizma. Hal böyle olunca bu alana yapılacak müdahale bir anlamda onların can damarlarını kesmek olarak algılanacaktı. 2013 yılında biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda başladığımızda ilk hani gündeme aldığımız konulardan bir tanesi bu idi. Ve bu yapının eğitim sistemi içerisindeki dominant pozisyonunu bürokrasi içerisinde, diğer yerlerde de var tabii. Yargı bürokrasisinde, emniyet bürokrasisinde, mülki idare bürokrasisinde, istihbarat bürokrasisinde bu dominant yapısını koparabilmek için yapılacak ilk şey o dönemde tamamen domine ettikleri eğitimle ilgili alanda ki hayat bağlarını kesmek olacaktı. Ve bunun yolu da dershaneler üzerinden yapılacak bir yasal düzenleme olacaktı. Ve biz de dershanelerle ilgili bir süreç başlattık. Şimdi tırnak içinde el attığımız yer ya da çomak soktuğumuz yer gerçekten de çok onlar açısından can damarı olduğu için can havliyle bize saldırdılar. Ben işte şu anda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin rektörü olarak hizmet eden Semih Bey, o anlamda biz birlikte çalıştığımız bir ekipti ve bize aklı hayale gelmedik operasyonlar çekildi o tarihte. Yaptığımız şeyler engellenmeye çalışıldı. Mülki idare üzerinden, emniyet üzerinden, istihbarat üzerinden, yargı bürokratları üzerinden. Bir tane örnek vereyim size. Mesela herhangi bir FETÖ'cüyü görevden aldığınızda, bir örnek olsun diye, mesela Suudi Arabistan'daki bir FETÖ'cü öğretmeni, yani Suudi Arabistan'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulunda çalışan bir FETÖ'cü öğretmeni Türkiye'ye çekmeye karar verdiğinizde adam Türkiye'ye gelmeden mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyordu. Yani 3 gün, 5 gün içerisinde. Ama öbür taraftan başka tür konularda, mesela hiç unutmuyorum, 2013 yılı yaz aylarında bu bahsettiğim kararı biz aldık. Oradan bir FETÖ'cü öğretmeni Türkiye'ye çekmek istedik. Yani görevlendirmesini iptal etmek istedik FETÖ'cü olduğu için. Mahkeme bizim geri çekme kararımızı bir hafta içerisinde bozdu. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama aynı mahkeme o tarihte liselere giriş sınavına girip
yerleştirme bekleyen ve yerleştirildikten sonra şöyle düşünün, 1 milyon 200 bin öğrenci yaklaşık. Aileleri ile beraber düşündüğünüzde annesi babası en az 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir süreç. Yerleştirme süreciyle ilgili aynı mahkemeye dava açılmış. Şimdi normal vatansever bir hukukçu, mahkeme, yargıç şunu düşünür. Ya bu karar 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor, bu karar bir kişiyi ilgilendiriyor. Bizim kararımızı, bizim davamızı, ya bizim yerleştirmeyle ilgili açılmış davayı bekletiyor. İnsanlar, aileler, çocuğunun kazandığı liseye göre ev tutmuş, evini satmış, tayin istemiş, yerleşmiş, birinci dönem olmuş. Çocuklar yarı yıl tatiline girmişler, karne almışlar. Yarı yıl tatilinin olduğu günün ertesi günü aynı mahkeme yerleştirmeyi iptal ettim diye karar veriyor. Şimdi akla mantığa zarar. Suudi Arabistan'daki bir öğretmenin tek bir kişiyi ilgilendiren mahkemeyi hemen görüyorsun. Onu sen ivedi yargılama gibi değerlendiriyorsun, acil olarak görüyorsun. Ama 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve kaos üretecek bir şeyi siz öteliyorsunuz. Yani kaosun çapı büyüsün, büyüklüğü artsın diye, daha çok kişiyi etkilesin diye bekletiyorsunuz, bekletiyorsunuz ve o tarihte karar veriyorsunuz. Şimdi bunların hepsi o süreçte kamu bürokrasisinden yediğimiz kazıklardı tabiri caizse. Vaktinizi alıyorum ama bunu konuşurken bilinmesi evet. Gerekiyor. Bir örnek daha. Çok bir örnek daha kıymetli söyleyeyim. Anekdotlar hocam bunlar. Bir örnek daha söyleyeyim. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışında okulları var. Bakanlığın resmi okulları var. Bir ülkede o tarihte işte 17-25 olmuş, paralel yapı olarak tanımlanmış, Milli Güvenlik Kurulu raporlarına girmiş bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız o tarihte başbakan olarak bir o ülkede, bizim hinterlandımızda olan bir ülkede FETÖ okullarının kapatılması için buraya da resmi ziyaret için bulunan devlet başkanıyla konuşurken bunu söylüyor. Biz de o anda oradayız ve bize diyor ki devlet başkanı, işte ülkeme döner dönmez, Türkiye'den ayrılıp ülkeme döner dönmez, FETÖ okulunu kapatıp orayı Milli Eğitim Bakanlığı okulu haline dönüştüreceğiz diyor. Adam gidiyor ülkesine, bir ay sonra bir haber geliyor. FETÖ'nün okulunu kapatacak devlet başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi okulunu kapatıyor. Bunun üzerine apar topar biz o ülkeye gidiyoruz, gidiyoruz, konuşuyoruz. Bir araştırıyoruz. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden eğitim müşavirimiz, oradaki bakanlığın temsilcisi pozisyondaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden maaş alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadrolarında yer alan bir adam gidiyor ve şunu söylüyor. Diyor ki onlar bizim okullarımızı kapattırıyorlar, biz de onların okullarını kapattıracağız diyor. Yani onlar dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti madem bizim okulumuzu kapattırıyor, biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin okulunu kapattıracağız diyor. Devletten maaş alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maaş alan eğitim müşaviri bunu söylüyor ve gidip bizim okulumuzu o ülkedeki Eğitim Bakanlığı'na şikayet edip eksiklerimizi söyleyerek, yani ihanet şebekesinin büyüklüğünü görmek açısından, kimlerle çalışıyorduk bunu görmek açısından bunu söyledim. Bir başka bir şey daha söyleyebilirim. Mesela bu tarihte normal koşullarda beklenen şudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nda dershaneler ve FETÖ ile ilgili bir, en azından bir analiz, bir rapor, bir şey olması lazım diye bekliyorsunuz. En azından kaç tane dershaneleri var, bu sorunun cevabını bilmek gerekiyor. Gidip bakıyorsunuz, bakanlığın bu anlamda verilerini tutması gereken kişi ya da birim öyle bir veri tutmamış. Tutmadığı gibi yanıltıcı şekilde beyanlar, bilgiler vererek süreci sabote etmeye çalışıyor. Hem içeriden, bakanlığın kendi içerisinden bu anlamda bir dirençle karşı karşıya kaldık. Hem bu kararlılığımızı uygularken ihtiyaç duyduğumuz mülki idareden önemli oranda destek almamız gerekirken alamadık.
hem güvenlik bürokrasisinden destek almak gerekiyor, alamadık. Hem istihbarat birimlerinden almamız gereken desteği alamadık. Hem yargı organlarından, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle dershane sürecinin başladığı 2013 Eylül ayından itibaren 15 Temmuz oluncaya kadar geçen sürede Milli Eğitim Bakanlığı FETÖ'yle mücadele yaparken hem FETÖ'yle mücadele ettim, hem bakanlık bünyesindeki FETÖ'cü bürokratların sabotajlarıyla uğraştı. İşte bir sınav yapıyorsunuz, pat diye bir öğretmen çıkıyor, illegal bir şey yapıyor. Bütün sınavın güvenliğiyle ilgili tartışma başlıyor. Ya da mesela bir ilde sınav yapacaksınız, sınavın olacağı sabah ilde görevli olan işte 300-500 tane öğretmen aynı anda gidip hastaneden rapor alıyor, sınava gelmiyor. Evet. Bu ve benzeri şeylerle çok karşı karşıya kaldık. Bütün bunları anlatma sebebim şuydu. Biz doğru yere neşter atmıştık. Doğru yere neşter attığımızda can damarlarını koparmak üzere bir kurgu yaptığımız için çok bizi odak noktasında değerlendirdiler, hedefe koydular. Evet. Çok uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Çok kıymetli ifadeler, çok kıymetli anılar bunlar. Keşke zamanımız olsa daha uzun uzun söyleşiler yapsak. İnşallah pandemi süreci sonrasında bunun sözünü daha önce almıştık sizden. Üniversitemizi evet, evet. Ağırlamak istiyoruz inşallah. Hocam son dakikalarımız var. Yani yaklaşık bir 10 dakikamız var diyebilirim. Şöyle tabii burada yapılanlar gerçekten çok önemli. Milli eğitim, özellikle eğitim sizin de ifade ettiğiniz gibi çok önemliydi ve eğitimle başladı süreç. Dershanelerin kapatılması konusunun gündeme gelmesiyle bu kriz başladı ve 15 Temmuz'da sona erdi ve yaklaşık 4-5 yıllık bir sürece uzandı bu durum. Buradan konuyu yani daha doğrusu objektifi alıp objektifi o geceye, o gecenin ruhuna getirecek olursak, bizler bu coğrafyada, bu topraklarda doğmuş yaşamış insanlar olarak, kadim bir medeniyetin, kadim bir geleneğin mirasçıları olarak bizim duruşumuz ne olmalı? O günkü destansı duruş çok önemliydi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı öncesi ve sonrasında milyonlar adeta akın etti meydanlara ve caddelere. Devletini, milletini korumak için hiç kimse canını düşünmedi. Yardan ve serden geçti dedikleri oydu ve biz bunu o gece gördük. Bununla toparlayacak olursak o ruha evet. Dair neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bak bunu anlayabilmek açısından ben size iki tane örnek vereyim. Onun üzerinden ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Şimdi 1876 birinci meşrutiyet ilanı, meşrutiyeti ilan ettiren kişi biliyorsunuz Mithat Paşa. Ve Mithat Paşa o kadar sistem içerisinde güçlü olduğunu düşünüyor ki diyor ki şunu söyleyebilecek durumda. Bugüne kadar Ali Osman olmuş, bugünden sonra Ali Mithat olsa ne olur diyebilecek kadar sistemde güçlü. Bu kadar güçlü. İkinci Abdülhamit sürgüne gönderiyor. Kendi hatırasında diyor ki yani bunu söyleyen bir adam sürgüne gönderirken onu yolcu etmeye gelen kişi ailesi dahil bir elin parmakları kadar diyor. Şimdi arkasında çok güçlü bir toplumsal destek olduğunu düşünen bir kişi aynı örneği benzerini 27 Mayıs sürecinde 27 Mayıs'tan bir hafta önce Adnan Menderes Batı Anadolu'da bir geziye çıkıyor Eskişehir, Uşak, Kütahya'ya ve bu gezi esnasında insanlar kucaklarında kundaktaki çocukların uğruna feda olsun diye Menderes'e fırlatacak durumda atacak kadar yani candan bağlı bir seçmen kitlesi var. Ama 27 Mayıs darbesi olduğunda hiç kimse sokağa çıkıp Menderes'e sahip çıkmıyor. Şimdi bizde böyle bir gelenek var. Darbelerle ilgili olarak böyle bir tablo var. 15 Temmuz'u okurken 15 Temmuz apayrı bir şey. 15 Temmuz'da bir gerçekten bütün dünyaya örnek olabilecek bir olgunluk ve sisteme sahip çıkma dirayeti gösterdi millet. İki, sistemi ve milleti bu anlamda cesaretlendirecek bir arkasında gidilecek bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi ve duruşu milleti bu anlamda inanılmaz derecede teşvik etti. Ve 80 milyon insan siyasi düşüncesi, etnik ya da dini kimliği ne olursa olsun millete sahip çıkmak için
hainlere dersini vermek için sokaklarda bulundu. Bu sadece bizim için değil, bütün dünyada demokrasi mücadelesi açısından örnek olacak bir durumdur. Yani bu milletle ilgili tarih yazılacaksa eğer 15 Temmuz üzerinden çok rahatlıkla bir tarih yazılabilir. Dolayısıyla biz bu bilinci devam ettirmek, bu bilinci korumak ve bu iradeyi sahip çıkan, bu iradeyi ortaya koyan millete sahip çıkmak için üstümüze düşeni yapmakla mükellefiz. Evet. Hocam son olarak dediğim gibi sohbetiniz çok keyifli, konu çok önemli bir konu. Gönlünüz ister ki daha uzun uzun konuşalım ama süremizin sonuna yaklaştık. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öğrencilerimize özellikle ne mesajlar vermek istersiniz? Bunu çünkü bu destanı geleceğe taşıyacak olanlar onlar. Evet. Şöyle şunu bir kere söylemek lazım. Hepimizin kendimize göre siyasete, dünyaya bir bakışımız olmak zorunda vardır. Kimimiz sağdan bakıyoruz, kimimiz soldan bakıyoruz. Kimimiz ülkenin çıkılış ekonomik anlamda müreffeh, daha müreffeh bir pozisyona ulaşması için kendi durduğumuz yere göre farklı politika öneriyoruz. Bir başka arkadaşımız farklı bir politika öneriyor olabilir. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi bir tarafa. Biz hepimiz bu ülkeye sadakatle bağlı olmak ve sadakatle hizmet etmekte mükellefiz. Birbirimize bu gözle bakalım. Birbirimize bu mantıkla yaklaşalım. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi bu mantıkla yetiştirelim. Bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız en güzel miras bu olacak. Ve bu da İslami literatürle konuşacak olursak biliyorsun birilerinin yapmasıyla bizden sorumluluğu kalkan olaylara biz farz-ı kifaye diyoruz. Evet. Bu bir farz-ı kifaye değil. Bu farz-ı ayn. Yani hepimiz kendi çocuğumuzu, kendimizi bu bilinçle yetiştirmekte mükellefiz. Ülke sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisi hepimizin üzerine bir hak ve bu hakkı, bu sorumluluğu yerine getirmek için can siperhane çalışmak durumundayız. Ben bir son şey daha söyleyeyim. Çok sağda solda sürekli genç kuşaklarla ilgili eleştiri yapıyor insanlar işte. Eleştiri iyi niyetli söylemler. İşte bizim gibi değiller. Evet bu çocuklar bizim gibi değiller. Bizim gibi olmamalılar zaten. Daha içinde yaşadıkları konjonktür açısından daha farklı davranacaklardır. Ama ülke ve millete bağlılık konusunda bizden hiç farkları yok. Lütfen çocuklarımıza, gençlerimize bu geze bakalım. 15 Temmuz'da onlar bizden daha iyi imtihan verdiler. Evet. Hepsine tek tek teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Sağ olun, var olun. İnşallah pandemi süreci sonrasında tamamen normale döndüğümüzde sizi fiziki olarak üniversitemizde görmek bizi çok mutlu edecektir. Tekrar İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.